Selam gençler kim yağdasınız kim yağdası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar 46 günlük konu anlatım kampı yapıyoruz AYT için ve bugün tam da 37. günümüzdeyiz kampımızda ve tabii ki ilk dersimizde hidrokarbon nedir, alkanların özellikleri nedir bunları anlatmıştım. Şimdi de böyle dallanmış alkanlarımız var. Onları sizlere anlatmak istiyorum. Acaba nasıl adlandırılır? Bunları görmek istiyoruz. Şimdi diyorsunuz ki ya hocam biz adlandırdık zaten. E, metan, etan, propan, bütan, pentan dedik. Evet ama onlar tabii ki kapalı formül içerisinde bir de böyle açık formül içerisinde yazdığımız zaman dallanmış olan alkanlarımız var. Acaba nasıl adlandıracağız? Evet bunları belirleyeceğiz dersimizde arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen yazalım. Haydi bakalım kitabımız burada. Sayfa 154 ve 156'yı açarsanız beraber yazarız. Beraber böyle konuyu iyi bir şekilde anlayabileceğimizi düşünüyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Hepinize iyi dersler dilerim. Evet. Ne göreceğiz dersimizde? Yupak dediğimiz bir olay var. Ona bakacağız. Sistematik adlandırma dediğimiz bir kısım var. Zaten Yupak'ın belirlediği bu kısımdır aslında sistematik adlandırılma. Bir de yaygın adlandırma dediğimiz bir kavram var. En uzun karbon zincirini belirleyeceğiz ve de ana zincir nedir? Bunu anlamak istiyoruz. Şimdi gençler bir tane kimya heyeti var. Uluslararası bir kuruluş aslında bu. Nedir bu? Yupak. Evet ayupak diye falan da kodluyorlar bazen. Evet bu yupak tarafından belirlenen bazı kurallar var. Ve bu kurallar neticesinde biz organik bileşikleri isimlendiriyoruz. İşte onların vermiş olduğu kurallar neticesinde organik bileşikler isimlendirilirse bu şekilde olursa yufak adlandırılması ya da sistematik adlandırma adını veriyoruz. Evet bak sistematik adlandırma dediğimiz şey ya da sistematik isimlendirme dediğimiz şey demek ki buymuş bunu böyle anladık. İşte biz buna ne diyoruz yufak adlandırılması evet bir de yaygın adlandırılması var onu da göreceğiz. Şimdi burada tabii genel kuralları bilmemiz lazım. Ne demek? Şimdi birinci kuralımız şu. Moleküldeki en uzun karbon zinciri belirlenir. Evet. En uzun karbon zinciri veriyoruz. Ve bu zincire biz ana zincir adını veriyoruz. Ana zinciri dışında kalan gruba da yan grup ya da dal adını veriyoruz. Şimdi bak önemli olan şey bu. En uzun karbon zincirini bulmamız lazım. Bakalım bulmaya çalışalım. Mesela bak şimdi burada ben moleküllere ve örnekler üzerinden gidersem daha iyi anlayacağımı düşünüyorum. Şimdi burada bir örnek var. Bak şimdi şöyle gittik. Şunu bak şöyle bir gittik diyelim. Böyle gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Dümdüz gittiğimizi varsayalım. Böyle bir şey oldu. Kaç karbon zincirimiz? Bak 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. Acaba daha fazla karbon bulabilir miyim? Bak şöyle gitseydim mesela. Böyle değil de şöyle gitseydim. Hani hop böyle gitsem ne olurdu? Arkadaşlar kaç karbon olurdu acaba? Hani böyle düz gitmeyeyim de nasıl gideyim? Şöyle gideyim. Sayalım bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He bak 7 büyüktür 5. Dolayısıyla düz gidersem 5'ti ama aşağı doğru gitsem 7. Demek ki işte yapmam gereken şey bu. Demek ki 7 karbon olarak bak gördünüz mü? Demek ki ana zincirimiz bu. O zaman şuradaki metilim ne? Şuradaki bak e, CH'üm ne? Bu da benim demek ki yan dalım. He bak yan dal bu. Demek ki gençler ana zincirde burada bu şekilde. Şimdi bunu önce belirleyelim. Birazdan isimlendireceğiz. Şimdi bakalım başka bir örneğimiz var. Bakalım alttaki örneği inceleyelim. Şimdi düz gidelim. Bazen düz gideriz. İlk başta düz bir bakın zaten tamam mı? Yani düz olursa hemen olayı zaten çözmüş oluruz. Şimdi bak şöyle gitmek istiyorum tamam mı? Şöyle dümdüz gitmek istiyorum. Gidelim bakalım ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon buldum. Acaba 6'dan daha büyük var mı? Bakalım. Bak şimdi 6 karbon düz oluyor. Bak şöyle gitsem acaba ne olur? Şöyle gidip bak şimdi şunu görüyor musunuz arkadaşlar şöyle gitseydim. Böyle olsa nasıl oluyor? Sanki daha fazla karbon var gibi. Yani bak görüyor musunuz? 1 2 3 4 5 6 7 Evet. 7 karbonlu buldum arkadaşlar. Yani alttan daha fazla bir karbon buldum. O zaman demek ki benim ana zincirim şu olması lazım tamam mı? Şudur benim ana zincirim yani. Olay bu. Evet demek ki diğer yapılarda ne oluyor? Yan dal oluyor. Mesela şöyle gitsem arkadaşlar bakın şöyle de gidebilirdim aslında. Bakalım nasıl olurdu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yok. Yine olma. Demek ki gitmem gereken şeyi ben şimdi böyle kırmızıya alayım isterseniz. Şöyle bir şey olarak karşımıza gelecektir diyebiliriz. Evet. O zaman burası ana zincir. Diğerleri de şu, şu mesela şöyle şu maddeler demek ki ne oluyor? Yan dal oluyor diyebiliriz. Evet devam edelim. Şimdi bunu bulduktan sonra ne yapacakmışız? Ana zincirdeki karbonlara dallanmaya yakın olacak şekilde numara vereceğiz. He, numara veriyoruz ama dallanmaya yakın olacak şekilde. Mesela buraya bakalım. Bak şimdi buradan mesela şöyle gitseydim. 1, 2, 3. 3 karbon oluyor. Hayır. Bak şöyle dümdüz gitsem. o 4 karbon. O oh, ne güzel. 4 karbon var. Peki şöyle gitsem de 4 karbon. Fark etmiyor görüyorsun ki. O zaman ne yapalım? Biz e, 4 karbonu düz zinciri tercih edelim. Düz zinciri şöyle tercih ettim. Peki bak şu bizim ana zincirimiz mi? Peki ana zincire bağlı yani şu, şu karbona bağlı bir tane yapı var. Burası zaten ne? Yan dal değil mi? Şimdi ben ne yapacağım? Bu yan dalın numarasının en küçük olmasını sağlayacağım. Eğer sağdan başlasaydım bak numaraya sağdan da verebilirsiniz soldan da verebilirsiniz. Hiç fark etmiyor yani. Siz burada olayınız ne? Yan dalın sayısının en küçük olması lazım. Mesela bakalım sağdan geleyim. 1, 2, 3 4 bak böyle olunca yandanın karbonun 3 olmuş oldu. Ama soldan gelseydim yani 1 2 3 4 olmayacak mıydı? Ha demek ki olay bu. Bu şekilde doğrusu bu yani. Yani öteki türlü yanlış olurdu. Bizim amacımız sayılarda ekonomiklik. Evet, ekonomi yapacağız tamam mı arkadaşlar? Önemli. Devir ekonomi devri zaten. Dolayısıyla ne yapacaksınız arkadaşlar? yan dalın sayısını azaltmaya çalışacaksınız. Peki mesela alttaki örneğe bakalım. Bak şurası zaten 5 karbon görüyor musunuz? Hani saydığımız zaman arkadaşlar 1, 2, 3 yani 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu zincirimiz var. Şurası yan dal gördün mü? Yan dal bu. Yan dala ben nasıl en küçük sayı verebilirim? Bak buradan numaralandırırsam ne olur? 1, 2, 3, 4 numara olur. Ama böyle gelsem 1, 2, evet yan dalın numarası. Yani yan dalın oradaki e, bağlı olduğu karbonun sayısını en ekonomik olacak şekilde. Demek ki sağdan sola gideceğiz. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 olarak ben bunu yazabilirim. Şimdi devam edelim bakalım ne olacakmış merak ediyoruz biz de. Şimdi diyoruz ki bak ne öğrendik en uzun karbon zincirini buluyoruz. Sonra yan dallara tabii ki biz e, numara vereceğiz. Bunu anladık. Numara vermemizin e, olayı da belli. Şimdi sonra... Önce Yandal'ın bağlı olduğu karbon numarası ile birlikte bağlı olarak grup okunur. Sonra da ana zincirin alkan ismi okunuyormuş. He, hadi bakalım bunu anlamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi mesela burada örneğe bakalım. Mesela burası 4 karbonlu bir zincirimiz. Ana zincirimiz. Ve bir tane Yandal'ımız var. Görüyor musunuz? Numarayı nereden veririz? Numarayı şuradan veririz. 1, 2, 3, 4. Değil mi? Görüyorsun ki. Evet bak şimdi. ikinci karbonda kim var? Şu Yandal'ımız var. Bu yan dalın ismi ne? CH3. Bir önceki ders hatırlar mısınız? CH4 metandı. Metandan bir hidrojen çıkarsak ne oluyordu ismi? Metil oluyordu. Yani ikinci karbonda kim var? Metil var. O zaman şöyle diyeceğiz. İki metil diyeceğiz. Bak bu şu demek değil. Yapıda iki tane metil var demek değil. Hayır. İkinci karbonda metil var demektir. Çekiyorum bir daha çizgimi. Pekala. Arkadaşlar ana zincirimizde başka var mı diyen dal yok. Olsaydı onları da söyleyecektim. Peki bak 4 karbonlu bir ana zincirimiz var. Bu bir alkan. 4 karbonlu alkanın ismi neydi? Metan, etan, propan, bütan. Evet demek ki bunun ismi iki metil bütanmış. Evet olay bu şekilde çözülüyor yani. He. Şimdi bak burada şöyle kafanız karışıyor. E hocam diyorsunuz şimdi muhtemelen. E bütan bu değil ki. Bak şimdi şu 4 karbonlu ama. Şimdi bütan deyince bütanın formülü CN H2N artı 2'dir değil mi normalde alkanların. C4 H 10 olması lazım öyle değil mi? E hocam diyorsunuz şimdi muhtemelen. E şu yapıya bakarsanız tamam 4 karbon tutuyor ama evet 4 karbon tutuyor. Ama hidrojenleri sayalım bak. 3, 1 daha 4, 2 daha 6, 3 daha 9. Ya hocam bu 3, C4H9 diyorsunuz nasıl bütan olacak diyorsunuz değil mi? Arkadaşlar zaten bak şimdi kural şu. Siz bütana bir şey bağlayabilir misiniz? Bak bütan yapısı şuydu. 1, 2 3 4 karbonlu yapı değil mi? Bütan dediğimiz zaman e, CH3 CH2 CH2 CH3'tü. Yani e, şöyle tam yazamadım şu ch 3 en son. Şöyle güzel yazalım. E, yazamadım. Evet CH3'tü. Şimdi ne yaptık? Şu karbona bir şey bağladık. Ama sen bu karbona bir şey bağlayabilmen için. Bak şimdi şu karbonu açık açık yazayım isterseniz. Şimdi bu karbon şöyle ya. Bu karbon CH2 zaten değil mi? Normalde orijinal bütanda bu zaten. Ama sen bu karbona bir şey bağlayabilir misin? Bağlayamazsın. Senin bu karbona bir şey bağlamak için bir tane hidrojeni silmen lazım. İşte olay o yüzden geliyor. Yani ona takılmana gerek yok. Senin için yapman gereken şey şu. Zaten sen bütana bir şey bağlayamazsın. Bütanla bir şey bağlayamayacağımız için orada hidrojen kopunca oraya bir şey gelebilir ama şu an gelebilir mesela kim gelmiş? metil gelmiş. İşte ama kuralda diyor ki burada orijinal ismini bütan olarak söyleyeceksin. Olay bu tamam mı? Yani ona takılmana gerek yok. Şimdi bakalım diğer mantığa bakalım arkadaşlar. Şu zincire bakalım. Ne demiştik? Bak şurası 5 karbonlu zincir miydi? Evet. Nereden numara vermiştik? 1 2 3 4 5 bak ikinci karbonda kim var? metil var. Evet. CH3 metildir. O zaman ne diyoruz? 2 metil diyoruz. Çekiyoruz çizginiz bak. CH3'ün ismi metil. 5 karbonlu nedir? Metan, etan, propan, butan, pentan. Evet. 2 metil neymiş? Pentanmış. Evet. Pentanı bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Pentan oldu. Pentan. Tamam mı? Bunu böyle neyle ne yani? Nidenin neyse arkadaşlar bu. Kusura bakmayın. Bazen kötü yazıyorum. İdare edin inşallah. Evet. Şimdi bak. Yapıda birden fazla grup da olabilir. Bu gruplar bağlı ise bunların ayrı ayrı ne yapacağız? İsimlerini ve numaralarını belirleyeceğiz. Ve eğer aynı grup sayı bunlar. Eğer aynı gruptan birden fazla varsa. Hani 2 e, demek D demek. 3 demek TRI demek. 4 tane varsa tetra gibi. Ne yapıyoruz? O grup kaç tane ise onların numaralarını yani sayılarını söylüyoruz. Ve farklı grupların isimlerini de söylerken alfabeden yararlanıyoruz. Evet mesela metil mi? Etil mi? Evet. Önce mesela etil gelir yazarken. Şimdi bakalım inceleyelim isterseniz. Öncelikle şu yapıya bakalım. En uzun karbon zincirini bulalım. Bak şöyle gitsek yukarıdan aşağı doğru 1, 2, 3. Cık, olmaz 3 karbonlu. Sanki daha fazla var gibi. Evet bak şöyle gitsem 1, 2, 3, 3, 3 karbonlu ama dümdüz gitsem ne olur? 4 karbonlu. Evet 4 karbonu buluyorum. Bak şöyle gitsem de 4 karbon oluyor aslında bak. 1, 2, 3, 4 oluyor ama Görüyorsun ki hani düz gitmek daha mantıklı değil mi şu anda? Düz gideyim. Düz gittik. 4 bu. Hatta ben bunu böyle bir çizgi içerisinde alayım. Bu benim ana zincirim tamam mı? Yan gruplarım kimlerdir yan dallarım? Bak metil CH3 bir tane yan dalım var. İkinci yan dalım var görüyorsun ki. Üçüncü yan dalım var. 4. yan var. Şimdi numara verdiğin zaman ne oluyor? Arkadaşlar bak şu karbonda ve şu karbonda numaralar yani yan e, yan dallarımız var değil mi? Simetrik bir yapı olduğu için fark ediyor mu? Yani soldan gelsek de 2D ve 3D dallarımız sağdan gelsek de fark etmiyor. İstediğin bir yerden başla. Mesela diyelim ki şuradan 1, 2, 3, 4 dedim mi? Evet dedim. Ne oluyor şimdi bakın toplamda 4 tane metil var değil mi? Yan bağlı. Yani ana zincire bağlı özür dilerim. Metiller yan dallar. Ana zincire bağlı 4 tane metil var bakın. CH3-1, CH3-2, CH3-3, CH3-4. Toplam 4 tane metilimiz varmış. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunların ayrı ayrı hepsinin yerini söyleyeceğiz. Bak hepsi metil zaten bak. Ama hepsinin ayrı ayrı oturduğu yeri söylememiz lazım. Bu metil kaçıncı karbonda? 2 nolu karbonda. 2 virgül. Bu metil kaçıncı karbonda? Bu da 2 nolu karbonda. 2 diyoruz evet. Bak şu metil kaçıncı karbonda? O ma 3. karbonda. 2,2,3 virgül virgül oldu o zaman. Şu metil de 3 nolu karbonda. Evet 2,2 3 3gül3 Peki diyelim çizgimizi çektik. Bunlar ne? Metil. Ama kaç tane metil var? 4 tane. 4 nedir? Tetra'dır. 2,2,3,3 tetrametil diyoruz evet. Bak öncelikle yan dallarımız ismini söyledik. Peki ana zincirimiz ne? Ana zincirimiz 4 karbonlu bir alkan. 4 karbonlu alkanın ismi nedir? Bütandır. Evet. Şimdi diyecek misiniz hocam bu bütan değil. Evet değil biliyorum ama bütan diye isimlendiriliyor. Çünkü bütana zaten bir şey ekleyemediniz Değil mi? Bir önceki soruda anlatmıştım hatırlarsınız diye düşünüyorum. Evet hadi bakalım örnekler devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Bak burada 5 karbonlu zincirimiz var. Dümdüz görüyorsunuz ki. Hemen numara, numara vereceğiz. Ama numaralarda ekonomiklik davranacağız. Şimdi bak böyle gidersem. Yani bu, ben burada hani yanlış yapayım. Sonra doğruyu yapmaya çalışayım. Bak şimdi böyle yaparsam. 1, 2, 3, 4, 5. Bak yan dallarımız nerede? 3. karbonda klor var. 4. karbonda brom var. Yani 3,4. Yani toplarsak ne olur? 3 artı 4, 7 etti. Görüyor musunuz? Şimdi böyle olursa 7 olur. Ama şöyle gitseydim. Şöyle gitseydim. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Evet bak 2 de brom var. 3 klor var. 2 artı 3, 5. He daha ekonomik. O zaman <laughs> ne yapacağız? Doğru olan budur. Peki şimdi bak. Yan dalımız belli. Klorlar ve bromlar. Ana zincirimiz 5 karbonlu bir alkan türü görüyorsunuz ki. Ne yapacaksınız şimdi? Burada yazarken şuna bakacaksınız arkadaşlar. Şimdi brom mu önce yazılır? Klor mu önce yazılır? Şimdi öncelikle bakın. Sayılandırmayı ekonomik, ekonomikliğe göre yani sayıların azalmasına göre yap yapıyoruz. Yazarken önce şuna bakıyoruz. Brom B harfi, klor K harfi arkadaşlar. Şimdi bakın burada şöyle bir şey yapıyorsunuz. Hocam diyorsunuz klor K mi? Bir de İngilizce clor da yazılıyor. Acaba B'ye göre mi yoksa yani C'ye göre mi yapacağız? K'ye göre mi yapacağız diyorsunuz klora. Arkadaşlar biz Türkçe olarak tabii ki kural bu şekilde oluyor. Tabii uluslararası ilişkiler durumlarda mesela baktığınız zaman e, kloru biz ne yapacağız? C'ye göre yazacağız. Mesela üniversite öyle ama lise müfredatında kloru K olarak alacaksınız tamam mı? Sonuç olarak bakarsanız burada brom daha öne gelir. O zaman ne yapacağız? Önce ikinci karbonda brom var. İki brom diyorum. Çekiyorum çizgimi. Üçüncü karbonda klor var. Üç klor diyorum. Çekiyorum çizgimi. Tamam mı? Evet bak ne yaptım? İki brom, üç klor. Ne yaptım? Bak öncelikle bromu önce yazdım. Tamam mı? Hani bromu klordan önce yazdım. Eğer hani A harfiyle başlayan başka bir şey olsaydı onu buraya alacaktım. Yazarken onu söyleyelim. Peki hala. Beş karbonlu neyimiz? Bir A'ya görüyorsunuz ki alkanımız. Bu da zaten pentan oluyor. Ana zincirimiz 5 karbon ya 5 karbon pentan. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi inceleyelim. Kaç karbonlu yapımız? Mesela buraya hemen incelediğiniz zaman. Evet bak şuraya bakarsanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon görüyorsunuz. Mesela şöyle de gitse bir arkadaşlar. Bakın fark etmiyordu gerçi. Ee, 1, 2, 3, 4. Bak şurada da 2 karbon var ya. Bak burada da 6 karbon var. 6, 6 olunca zaten fark etmiyor. O yüzden düz zincir gidin daha kolay olur. Ana zinciri hemen şöyle aldım. Evet. Peki daha fazla yok zaten. Şimdi ne yapalım bak şimdi böyle gidersem numara verelim isterseniz arkadaşlar böyle verdiğim zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bak yan dallarım nerede? Üçüncü karbonunda bir tane yan dallığım var görüyorsunuz ki etil var 3 oluyor. Dördüncü karbonunda da iki tane metilim var. Yani 3, 4, 4. Topla e, burası hepsini toplarsak 11 eder. Peki böyle değil de şöyle yapsaydım. Yani şunu e, yani toplam 11 etti. Şurayı bir silelim. Yani şurayı bir silelim isterseniz. Şu numaraları sileceğim. Evet. Şöyle yapayım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaparsam ne olur? Evet. Şimdi bak ne olur? Yandalım metil. Yandalım metil. Yandalım etil. Evet. C2H5 bu arada etil. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir önceki derste göstermiştik. Evet. Bak metiller 3, 3, 3 artı 3 artı 4. Bak ne oldu? Toplam 10 etti. He, daha ekonomik. O zamanki ana zincirin buymuş demek ki. Yan dağlarda bu şekilde numaralandırdı. Peki yazarken nasıl yazacağız ama? Etil bak C2H5 arkadaşlar ismi etil bu arada onu söyleyelim. Etil E ile başlıyor. Metil de M ile başlıyor. O zaman etili önce yazacağız. Yani bak 4 numaralı karbonda olması önemli değil. Önemli olan yazarken önce nasıl yazacağız? 4 etil yazıyoruz. 4 etil dedim. Sonra 3. karbonda 1. metilimiz var. Bir de 2. metilimiz var görüyor musunuz? 3 3 dimetil diyorum. Evet. Ve 6 karbonlu zincirimin ismi de hexandır. 6 karbonlu alkan olduğu için metan, etan, propan, butan, pentan, hexan oldu. Dolayısıyla yapımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır değil mi? Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi buraya bakalım. Burada ise ana zincirimiz zaten belli. Değil mi? Kabak gibi belli. Nereden gelmeliyiz? Bak şimdi soldan gelirsen direkt zaten bak 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3 de oluyor. Sağdan gelseydim ne olurdu? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 3, 4 mü daha mantıklı? 2, 3 mü daha mantıklı? Tabii ki 2, 3 daha mantıklı. Değil mi? Görüyor musun? O zaman ne yapacağız? Tabii ki kırmızı nokta. Yani kırmızı bölgeden. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Yani kırmızı numaralandırımızı bakalım isterseniz. Yani bir daha sileyim. Kafa karışıklığı olmasın. Yani denedim. Gördüğünüz üzere... Kırmızılar burada daha avantajlı oldu. Neyse şöyle göstereyim fark etmez. Şimdi doğrusunu yazayım arkadaşlar. Burası 1, burası 2, burası 3, burası 4, burası 5. Ne var? Bakın, 2'de metil var. 3'te de bir metil var. Görüyor musunuz? O zaman ne yapacağız? Şöyle yapacağız. 2 3 dimetil yapacağız. Evet, 2 3 dimetil. 5 karbon nedir? Pentandır. Evet, 2 3 dimetil pentan. Şimdi geldik buradaki kısma. Şimdi burada arkadaşlar eğer elimizde eşit uzunlukta iki tane karbon zinciri bulabiliyorsak, burada şöyle bakacağız. Daha çok yan dal içeren zincirin biz seçilmesi gerektiğini anlıyoruz. Şimdi ben burada iki tane molekül verdim görüyorsunuz ki. Bu molekül aslında aynı moleküller ama bu buradaki moleküllere bakarsak mesela bak şöyle gidersem bak böyle 1 2 3 şöyle gidebilirim bakın. Şöyle gidebilirim değil mi bakın. Böyle gidersem 1 2 3 4 5 tane karbonlu bir zincir görüyorum. Ama başka türlü de gidebilirdim. Yani şöyle gidebilirdim. Aynı şekilde 5 karbonlu gene bulabiliyorum. Bak şöyle de gitsem gene 5 karbonlu bulabiliyorum. Ha bu çok karşınıza gelecek bir nokta değil aslında ama ne olur ne olmaz. Belki sorulabilir. 1, 2, 3, 4 5 bak iki türlü de 5 karbonlu. Peki hocam hangisini seçmeliyiz diyorsunuz? Şimdi bakalım bak şimdi. Burada bu sol taraftakini gibi seçersek bak burada ne var? Bir tane metil var, görüyor musunuz? Bir tane yandal burada var. Bir tane de klor var, ikinci yandal var. Bir de burada bak ne var? Burada bir tane daha yandal var. Bunun ismi ne bu bu arada? Bu C3H7 yani propil ama propil olunca aslında ikinci karbondan bağlı olunca izopropil oluyor. Evet hani bir önceki ders hatırlarsınız ben bunu söylemiştim. Sonuç olarak bakarsanız bakın metil var, klor var, izopropil var. Üç tane yan alımız var. Ama diğer türlü gelirsek bak bir tane metil var. Bir tane klor var. Bir tane metil var. Bir tane de şurada ne? Bu da CKH5'tir. Bu, bu da aslında C2H5 demek etil demektir. Evet. Bak toplama 4 tane yandal var. Ne diyor sistem? Evet. Çok yandalı seçin diyor. O zaman benim buradaki şunu değil de benim ne yapmam lazım? Şuradaki ifadeyi seç. ikinciyi seçmem lazım. Peki bunu böyle seçerken numaralandıralım isterseniz. Ne var diye bakarsınız. Önce alfabe. Alfabede önce 3 e, etil gelecek tabii ki bakarsınız. Etil çünkü E harfiyle başlıyor bu arada. Görüyorsunuz ki. Zaten simetrik bir molekül görüyorsunuz ki. Soldan sağdan hep aynı gelecek numaralandırma. Evet. 2'de metil var, 4'te de metil var, 3'te klor var. O zaman ne yapacağız? Önce etil diçeceğiz tabii ki. Şuraya yazayım. Eee nereye yazayım? Şuraya yazabiliriz arkadaşlar. 3 etil, evet, 3 etil. Sonra ne var? E, başka 2'de eee 3'te bir de klor var. 3 klor diyoruz, evet, K harfiyle başladığı için. Sonra 2'de ve 4'te metiller var. 2 4 dimetil diyorum ve 5 karbonlu zincirimizin pentan. İşte bu bileşiğin ismi bu. Çok karşınıza gelecek bir örnek değil. Ama ne olur ne olmaz ifadesi. Şimdi bunu ben hallettim. Arkadaşlar geldim şimdi burada bir de bizim sistematik adlandırma dışında başka bir adlandırma daha var. O da bizim yaygın adlandırmamız tamam mı? Nasıl bakalım şimdi isterseniz. Şimdi bak bu normalde 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir şey değil mi görüyorsunuz ki. 5 karbonlu düz zincirli ben buna pentan diyeceğim öyle değil mi? Normalde bunun kapalı formülü aslında C5H12'dir. Görüyorsunuz. Zaten bak buna bakın bu da aslında bir pentan. Bu da C5H12 aslında. Görüyor musunuz? Toplam sayarsanız 5 karbon var 12 hidrojen var. Bir de buna bakın bu da aslında C5H12. Bu da pentandır. Evet. Arkadaşlar üçü de pentan ya. Biz burada şöyle yapıyoruz. Birincisi düz zincirli yani normal pentan. Yani en pentan diyoruz. İkincisi arkadaşlar ikinci karbonda eğer metil dallanması varsa biz bak ki görüyorsunuz ikinci karbona metil dallanması var. Bak numara versek 1, 2, 3, 4 olacak. Görüyorsun ki ikinci karbonda metil dallanması varsa biz buna izopentan deriz. Eğer İkinci karbonda iki tane metil dallanması varsa biz buna neopentan diyoruz. Evet. Bu da bizim yaygın isimlendirmemiz arkadaşlar. Ki zaten bunun üçü de izomer. E, i̇zomer dediğimiz yapı. Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı. Ya hocam izopentan dediniz ama şöyle isimlendirilemez mi? Bakalım şimdi nasıl isimlendirilir? İkinci karbonda metil var zaten. İki metil. Dört karbonlu ana zincirimiz oluyor bu durumda değil mi? Dört karbonlu zincir. Zaten bunun ismi iki metil bütan. Ama bu yupak ismi. Arkadaşlar sistematik adı. Sistematik adı bu. Ama ben yaygın adını söylersem izopentan Anladınız mı? Bak böyle izo, neo diye ifadelerde toplam karbon sayısına bakıyorsunuz. Ama yupak isimde ana zincirde karbon sayısına bakıyorsunuz. O yüzden butan oldu ana zincirimiz. Ama metilden de geldi bir karbon. Toplam 5 karbon. Gene pentana denk gelmiş oldu. Peki bak neopentan diyoruz ya toplam 5 karbonlu. Şuraya bakar mısın? Kaç karbon var ana zincirde? Hani normal biz bunu yupağa göre yapsaydık ne olurdu? İkinci karbonda iki tane metil olurdu. Yani aslında bu 2-2 dimetil 3 karbonlu zincirimiz propan. Aslında neopentan yerine 2,2 demetil propan da diyebiliriz. Ama 2,2 demetil propan benim neyim? Yupak ismim. Sistematik adım zaten biz bunu öğrenmiştik. Şimdi ne öğrendik? Neopentan diyebileceğimizi de öğrenmiş olduk bu moleküle. Anladın değil mi? Hadi bakalım inşallah anladın. Şimdi ne yapalım? Beraber bir uygulama yapalım daha iyi anlamak için. Ne yapıyoruz arkadaşlar? En, en önemli şey en uzun karbon zincirini bulmaktır. En uzun karbon zincirini böyle önce bir bakalım. Şimdi kaç karbon? Bak şöyle yapalım. 1, 2, 3. Bak şurada 1, 2, 3, 4, 5 var. Peki 5 mi gideceğiz? Peki şöyle gitseydim. 5. Yukarı doğru gidebilirim. Evet. Devam edebilirim. Görüyor musunuz? Bak o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karbonlu zincir var. Evet bak o zinciri ben hemen böyle bir e, çizgi içerisine alayım. Şöyle bir olayı alayım. Peki hala arkadaşlar. Peki yan dallarımız metiller bak 4 tane metil var yan dal değil mi? Nereden numara vermelisiniz? En uzun en yani yani kestirme demeyin de en küçük sayılarla. Bakın sanki dallanma buraya daha yakın fark ediyor musunuz? Çünkü daha az sayı bak mesela inceleyelim. Böyle gelirsem yani böyle bakarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oluyor. Bak böyle yaparsam böyle oluyor. Peki şimdi numara verirsek bak ikinci karbonda bir metil var 2 diyoruz. 3'te bir tane metil var 3 diyoruz. Sonra 5 5 2 2 3 5 5 oluyor. Toplarsak 15 oldu. Peki diğer türlü gitseydim yani diğer türlü bakalım. Daha mı küçük oluyor acaba? 1 2 3 4 5 6 7 oluyor. Şimdi bak ne olur? 3'te 2 tane metil var. 3 3 diyoruz. Sonra 5'te var, bir de 6'ta var. Evet arkadaşlar 3 3 daha 6. 5 daha 11 6 daha çok oldu görüyor musunuz? He, demek ki burada ne yapacağız? Şöyle gideceğiz yani. Olay şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyeceğiz. Şunlar bizim yan dallarımız görüyorsunuz. Yan dalları bu sefer daire içerisinde aldım. Evet 2'de bir tane metil var. 3'te bir tane daha metil var. 5'te 2 tane metil var. 2, 2, 5, 5. Bak kaç tane metil var? 4 tane. Tetra metil diyoruz. E zaten bu kaç karbonu? 7 karbonlu. Yedi karbonlu tetrametil ve heptan diye bitiriyoruz. Evet tetrametil heptan. Neden? Çünkü 7 karbonlu olunca heptan oluyor. Peki devam edelim arkadaşlar burada. Bakalım burada kaç karbon var? Zaten zincirimiz böyle gibi gözüküyor değil mi? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu mu acaba? Bak şimdi şu etiller var ya etiller. Etiller tehlikelidir. He. Onu size söyleyeyim. Bu etili C2H5'i ben şöyle yazsaydım. H2CH5 hani ya. Ben bunu 2 karbonlu ya. 2 karbonlu. Şöyle yazsam CH2 CH3 şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Yani şunu ben silsem aslında şu C2H5'i yazacağım buraya tamam mı? Bak şöyle siliyorum ben bunu tamam mı? Şöyle yazmak istiyorum. CH2 CH3 olarak yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Evet bak şimdi ne oldu? Karbon sayısı arttı değil mi? Bak bakar mısın? Hop bak kaç karbon oldu şu anda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon oldu. Demek ki olay bu. Peki numara vereceğim. Numara verirsem hiç fark etmiyor. Bak şu ve şu. Ana zincirimiz zaten 7, 6 e, karbonlu olunca. Aslında buradaki yan dallarımız hep 3 4 oldu. Fark ettiniz mi? Soldan gelsen de sağdan gelsen de 3 4 oluyor. Fark etmiyor yani. 1 2 3 4 5 6 bak şu bizim yandalımız bir tane daha yandalımız var. Evet görüyorsunuz ki 3'te bir tane metilimiz var, 4'te de bir tane metilimiz var. 3 4 dimetil toplam 6 karbonun zincirin ismi de hegzandır. Evet bunu da halletmiş olduk. Gelelim şimdi diğer ifadeye. Şimdi arkadaşlar burada bir tane ne var? Hidrojen var ya. E, aslında eee Şurada bir eksiğim var arkadaşlar. Bir hidrojen de burada var normalde. Onu size söyleyeyim çünkü karbon 4 bağ yapacak. Onu şimdi gördüm. Kusura bakmayın. Şimdi burada arkadaşlar hidrojen açık açık yazabilirim. Fark etmez. Hidrojen burada yandal değildir. Yani ben bu yapıyı şöyle yazabilirdim aslında. CH3 burası aynen kalıyor ya. Aşağıda burada böyle CH2 evet. C özellikle bunu ben böyle yazdım. Hidrojen dallanması diye bir şey yok yani. Tamam mı? Hidrojen dağılan bak burasını CH2 CH3 şeklinde yazabilirdik tamam mı? O yüzden e, buradaki hidrojenlere takılmanızı istemiyorum. Tamam? Evet, peki yan dalımız kaç tane? Nereden yapacağım? Bak şöyle gidersem 4 karbonlu zincir. Halbuki şöyle gitsem 5 karbon oldu mu? Gördünüz mü? Evet, 5 karbon. Demek ki benim buradaki zincirim 5 karbon oldu. Peki ne yapalım? Numara verelim tabii ki. Bak şimdi hiç fark etmiyor simetrik. Bak 1 2 3 4 5. Böyle gitsem de zaten gene 3. karbon olacaktı. Bak 3. karbonda 2 tane metilimiz var. O zaman ne yapacağız? 3 3 2 tane metil dimetil diyorum. 5 karbonlu zincirde ne olur? Pentan. İşte benim molekülümün ismi bu olmuş oldu. Geldik D'ye. Şimdi D'ye bakalım. Burada bir molekül görüyorum arkadaşlar. Şimdi en azın karbon zincirimiz ne kadar? Bak şöyle gidersem 3 karbon mu? Hayır aşağı doğru ineyim. Değil mi bak? Şöyle gidersem o bayağı gördüm. Evet bak böyle gidersem aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama ben size söylüyorum ki burada alttan daha fazla var. Nasıl gidelim? Bak şu C2H5'leri bir silelim isterseniz. C2H5'leri iki karbonlu şekilde silmek istiyorum. Bak burada bir C2H5 var ya şöyle yapmak istiyorum. Evet. Yani CH2, CH3 şeklinde yazmak istiyorum. O zaman olay çok böyle çözüldü değil mi? Bak fark ettiyseniz orada iki karbon geldi. Hatta bak şurada da var mı iki tane karbon görüyor musunuz? Evet C2H5 var. Şöyle yapalım mı arkadaşlar? Evet. İki karbon koyacağım buraya yani. Bir tanesini buraya koyacağım. Bir tanesini şuraya koyayım. Çünkü yer kalmıyor. O zaman bak şimdi ne olur. Ee, pardon özür dilerim. Bir tanesi zaten or niye öyle yaptık ya. Heh. Burası zaten C2H5. İki karbon var aslında burada. Yani şöyle ki CH2 CH3 yazacağım. C2H5 gördüğüm yere. Peki en uzun karbon zincirim neresi oldu şimdi benim? Bakın görüyor musunuz? 1, 2, 3 şöyle. o baya bir bakın dallı budaklı gibi değil ama zincir bu işte. Evet yani böyle yazmış. Peki Bakalım kaç karbonlu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karbonlu buldum. O zaman benim yan dallarım bak. Birinci yan dalım bu. Burası bu, burası bu. Nereden numara vermem lazım? Bak böyle verirsem bir tanesi 3'te. O zaman burası 5 olur. 3, 5, 6. Peki diğer türlü gelsem 3, 4, 6 oluyor. He, o zaman şöyle geleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman arkadaşlar 3 4 6 bak 3. karbonda bir metil var. Ee, görüyorsunuz ki 4. karbonda metil metil var. Bir de 6. karbonda bir metil var. 3 4 6 3 metil 8 karbonlu zincirin nedir aslında arkadaşlar. Ee, oktandır. Bunu da hallettik görüyorsunuz. Devam edelim bakalım hiç acele etmiyorum arkadaşlar. İnşallah anlıyorsunuz ama çünkü önemli olan anlamanız. Şimdi buna bakalım. Bak burada bak 4 karbonlu bir zincir var. Görüyor musunuz? Ama daha fazla mesela şöyle gitsem 5 olacak. Evet, daha fazla bulabilir miyim acaba? Şöyle bir arkadaşlar şöyle gitsem bak. Oo! Bak 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 bak. Görüyor musun? Ben bayağı bir buldum. Bak 7 karbonlu buldum arkadaşlar. Yani molekül aslında böyle saklanmış tamam mı? Saklanan yapıyı biz böyle tespit etmiş mi olduk mu? Evet bence olduk. Çok güzel oldu. Evet. Bakın 7 karbonlu bir zincirimiz var aslında burada şu anda görüyorsunuz ki şunu tam güzel çizelim yazalım. Evet, tam da böyle anlaşılır olsun arkadaşlar. Evet, şimdi burada nasıl yapacaksınız numara vermeyi? Şu nereye yakın? Bakalım şimdi bak. Ha bir dakika dur. Şu ben bu şey yanlış yazdım. Şunu niye şunu almayacağım ki? Şu olmuyor. Bu zaten yandal. Evet. Şöyle olacak yani. Evet, yandal oluyor. E yine 7 7 karbonunu bulmuş olduk zaten. Sıkıntı yok. Bak bu yandal, şu da yandal zaten. Evet, böyle de gitsem Yani böyle şöyle gidersem 1 2 3 4 5 6, 7 oluyor ve 3, 4 de yan dallarımız görüyorsunuz ki. Diğer türlü gitseydim arkadaşlar ne olurdu bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böyle 4, 5 de oluyor. O zaman doğru çizmişim yani. Yani şurası 3. karbon, şurası 4. karbon olunca 3, 4 dimetil oluyor. 7 karbonlu zincirin ne olur? Heptan olur. Evet bunu böyle oluştururuz. Evet. Geldim F'ye. Şimdi F'de ne var? Yine en uzun karbon zincirini bulacağız tabii ki arkadaşlar. Bakalım şimdi burada klor brom varken ama şimdi şunu dikkat edeceksiniz. En uzun karbon zincinden ziyade içerisinde klor ve bromu alacak bir yapı olması lazım. Burada önemli olan şey odur tamam mı? Onu almazsanız olmaz yani. Tamam mı? O zaman şimdi böyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet mecburen böyle gitmem lazım. Çaresi yok. Klor brom'un başka türlü almaz. Aşağı doğru gitseydim daha az olurdu. Yani şöyle baksaydım aslında. 1 2 3 4 5 karbon olurdu. Ama böyle gidince 6 e, karbonlu falan bir yapı olmuş oldu. Peki bak ne yapacağım tabii ki. Diyan dallar buraya yakın. 1 2 3 4 5 6 karbon oldu. Peki 1'de klor var, 2'de brom var, 3'de kim var? Bunun ismi etil. Görüyor musun ki? O zaman önce kimi yazarız? Önce bromu yazarız. Alfabede brom B harfiyle başladığı için ne yapacağız? 2 bromo diyeceğim tabii ki. Brom ya da bromo fark etmiyor. Bak böyle de yazabiliriz. Brom da yazabiliriz. Klor klor oluyor mesela. iyot iyot oluyor. Görürseniz şaşırmayın. 3'te etil var. E harfi. Evet. 1'de klor var. Evet. 1 klor diyoruz. Bakın. K harfi olduğu için e, sonra yazıyoruz tabii ki. 6 karbonun zincirin ismi de hexandır. Evet. Böyle bunu oluşturduk. Peki devam edelim arkadaşlar. Bu kaç karbonlu? Bakarsanız bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, görüyor musunuz? Bu da yan dalımız oluyor. Peki başka türlü olmaz mıydı? Mesela şöyle ikiseydik 1 2 3 4 5 6 karbon oluyor. Olmaz. Evet, demek ki şöyle gideceğim yani. Evet, şöyle gideceğim ve yukarı doğru çıkacağım. Çıktım, böyle oluşturdum. Arkadaşlar burada kime yakınız? Bak, yan dalımız zaten bir tane. Şu bizim yan dalımız. Bu kime yakın? Bu sol tarafa yakın. O zaman numara verirken şuradan. 1 2 3 4 5 6 7 oldu mu? Evet, 3. karbonda şu yapı var. Peki bunun ismi ne? Bu yapının ismi arkadaşlar bak 3 karbonlu C3H7. Bunun ismi propildir. Şimdi propil iki türlü olur. Arkadaşlar ya hani CH3, CH2, CH2 olur. Yani şuradan bağlanır o zaman. Ya da CH3, CH, CH3 olur. Peki bu nerede? Bak şöyle olur. Bu hangisine benziyor? Bak şu ikinci karbondan bağlandığı için görüyor musunuz? O yüzden bu aslında budur. Bu izopropildir aslında. Evet. Yukarıdaki de n-propildir. Propil iki türlü. Metil, ekil, etil tek türlü. Burada sıkıntı yok ama propil e, burada iki türlü olduğunu biliyoruz. Peki o zaman 3-izopropil diyeceğim. 3-izopropil. 7 karbonlu zinciri nedir? Heptandır. Evet. Olay bu. Geldim şimdi böyle sorulara. Arkadaşlar böyle sorularda ne yapacaksınız? Böyle sorularda size bir taktik vereyim arkadaşlar. Olay şu. Hani CH3 gibi e, c 2 5 gibi yapıları Öncelikle dallanma gibi düşünelim. Diğer mesela karbondur, CH'dir CH2 gibi yapılır da biz bunu da ana zincir gibi düşünelim. Tamam mı? Böyle yaparsanız hata yapmazsınız. Çünkü böyle size kapalı gibi vermiş. Biz bunu toparlayacağız. Şimdi bak. şu CH3 görüyoruz. Görme. Bak CH var. CH'den bahsettik. Sonra bak ne var? CH2 var ama iki tane var. O zaman yan yana iki tane CH2 ana zincir olarak yazıyoruz. Sonra ne var? Bakın bir tane C var. Şimdi böyle bir şey çizdim. Sonra bak diyor ki bak bu CH'nin etrafında iki tane CH olacakmış. Bir tanesini hadi yan, aşağıya yazayım. Bir tanesini de e, yanına yazayım. Hiç fark etmez. Yukarıda yazabilirsiniz. Tamam mı? Peki devam edelim. Sonra ne varmış? Bak şuradaki 3 tane co var. Şu karbonu 3 tane co bağlı. Yani şu karbonun etrafına 3 tane co bağlayacağım. İşte yapı bu şekilde. Tamam mı? Bunu böyle oluşturursanız zaten her türlü sinirlendirirsiniz arkadaşlar. Bakıyorum şimdi en uzun karbon zincirimi zaten dümdüz değil mi? Görüyorsunuz. Evet. Nereden numaralandırmam lazım? Bak buradaki karbon ikinci olduğu karbon olursa e, yan dal daha böyle hani görüyorsunuz ki oraya daha fazla yakın. Daha küçük sayı elde ederiz. Yani 2-2 şu zaten görüyorsunuz ki 5. karbon oluyor. Öteki türlü 2-5-5 olurdu. Olmazdı yani. O zaman ne yapalım? Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar aynı dili kullanıyoruz değil mi? Şu anda anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum ben inşallah. 1- 2-3-4- 5, 6. Evet Burak burada bir tane 5 nolu karbonlu metil var. 2 nolu karbonlu 2 tane metil var. O zaman ne yapacağız? 2, 2, 5 diyeceğiz. Toplamda 3 tane metil. Trimetil diyorum. Ve 6 karbonlu zincirin ismi de Hexan'dır. Evet 2, 2, 5 trimetil hegzan diyorum. Evet. Peki diğerine bakalım arkadaşlar. Ee, burada ne var? Arkadaşlar bak bir tane karbon var. Evet. Karbon etrafında 4 tane C2H5 var. 1, 2, 3, 4. Hatta bak C2H5'leri ne yapalım biliyor musunuz? c 5i aç açık açık yazalım. Daha kolay isimlendiririz. Yani şöyle yazmak istiyorum aslında c 2 h Arkadaşlar. 2 karbon. Burada bak görüyorsunuz ki. CH2, CH3 mecburen. Bak C2H5. Bak bu karbon iki karbon ya. Bu karbon iki hidrojen lazım zaten. Görüyor musunuz? CH2 CH3. Yani amaç zaten burada zaten karbon 4 bağ yaptırmak aynı zamanda. Bak buraya bakalım. iki karbon var burada. E, CH2 CH3 açık açık yazıyorum. Buraya da iki karbon bağlıyorum. Buraya iki hidrojen, buraya da üç hidrojen yazdım. Bak şimdi ne oldu? Burada etrafında 4 tane e, görüyorsunuz ki metilleri bağladım. E zaten e, etilleri bağladım. E zaten ana zincirimiz görüyorsunuz 5 karbonlu. Evet. Evet, nereden numaralandırmanız hiç önemi yok. Zaten orta nokta simetrik bir yapıya sahibiz. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 deriz. Bak 5. karbonda 2 tane ne var? Etil var. O zaman 5. karbonda 3. karbonda özür dilerim. 3, 3 diyeceğim yani. 3, 3 diyetil diyorum. Evet. Ana zincirimiz 5 karbonlu. Ne olur? Pentan olmuş olur. Herhalde anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Haydi bakalım. Şimdi başka bir uygulamamız var bu daha kolay aslında ne yapacağız biliyor musunuz buradaki verilen isimlendirmelerin ee, biz burada hem açık formülünü hem de e, kapalı formülünü belirledik. Şimdi ne yapacağız heptan diyor bir kere öncelikle sondan bakalım bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karbon heptan ya şimdi bak diyor ki 2, 4, 6 bak hiç fark etmez 2 no burası olsun. Mesela e, o zaman şuraya ne var? Bak 2, 4, 6. 2'de de 4'te de 6'da metillerimiz varmış. 3 tane metilimiz varmış elimizde. Birincisi 2. Ikinci karbonda, ikincisi 4. karbonda, üçüncüsü de 6. karbondaymış. Olay bu. Peki şimdi ne yapacaksınız? Hidrojenlerle doyuracaksın, tamamlayacaksın bak. Buraya bir tane bağ yapmış. 3 hidrojen lazım, değil mi? Şimdi yanındaki karbona bakalım kaç bağ yapmış? 1 2 3 bağ yapmış. O zaman ona biz ne yapacağız? Bir tane hidrojen koyacağız. Hemen yanındakine bakalım. 2 tane bağ yaptığı için ona ne yapacağız tabii ki? 2 tane hidrojen koyacağız. Hemen yanına bir tane hidrojen koyacağız. Hemen yanına 2 hidrojen koyacağız. Buraya bir hidrojen, buraya da 3 hidrojen. İşte olay bu. Peki bak bu bizim neyimiz aslında? Yapımız. Peki şimdi burada kaç karbon var aslında bakarsanız? Bak 7 tane burada ana zincirden var, görüyor musunuz? 3 tane de aslında burada yan daldan var. Toplam 10 karbonlu. E zaten bu bir alkan. h 2 2'ye uymak zorunda. O zaman e, n dediğimiz 10 olunca C10H22. Hidrojenleri sayı 22'dir arkadaşlar. Tamam mı? Olay bu kadar basit. Devam ediyorum. Şimdi 1,3 diklor 2 metil pentan demiş. Evet, pentan diyor. Bakın şimdi pentan 5 karbonlu. 1 2 3 4 5. 1 nolu karbon şurası olsun. Üç nolu karbon o zaman burası olur. İkide ne diyor? 1 3 diklor pent e, diyor. Yani hem de var klor hem de de var klor diyor. Peki hala ikide ne varmış? İkide de metil varmış. Bak bunu böyle yazdıktan sonra hidrojenlerle tamamlamamız lazım. Görüyorsun ki birinci karbonumuz 2 tane bağ yaptı. Hemen şuraya 2 hidrojen koyuyorum. Hemen yanındaki karbon bir tane hidrojen eksikliği var. Hemen yanındaki karbona bir hidrojen eksikliği var. Yanındakine iki hidrojen yanındakine de üç hidrojen eksikliğimiz var. Olay bu tamam mı? Pekala arkadaşlar olay bu olduktan sonra sayalım bakalım kaç karbonlu bu aslında. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu. Evet C6. Hidrojen normalde aslında C6H14 olması lazım ama Bak şimdi klor gelince otomatikmen klorlar da hidrojenlerin yerini aldı. O zaman toplam iki klor var. Yani klor da aynı hidrojen gibidir. O zaman bu mecburen C6H12 Cl2 olmak zorunda. Sayarsanız bak sayalım isterseniz arkadaşlar. Bak bir klor iki klor görüyorsunuz. Hidrojenleri sayalım. 2, 3 daha 5, 1 daha 6, 1 daha 7, 2 daha ne oldu? 9 oldu. 3 daha 12. Zaten karbonlar 12 görüyorsunuz. Evet devam edelim bakalım. 2 iodo, 3 izopropil hegzan demiş. Evet yani hegzan 1, 6 karbon 2, 3, 4, 5, 6 diyoruz. Şimdi 2 iyodo, iyot diyoruz yani. İkinci karbonda iyot var. 3'te iyo, izopropil. Şimdi i̇zopropil deyince arkadaşlar hani bak C3H7'dir propil ama ortadan bağlanacak. Yani 3 karbonlu bir şey var. Bunu biz buradan bağlayacağız tamam mı? Yani şuradan bak farklı renkle yazayım. 3 karbonlu bir şey var ya. Orta karbondan bağlanacak. O zaman ne oldu? Bak burası mecburen CH olmak zorunda. Çünkü neden? Bak bu karbon aslında 1, 2, 3 bağ yapmış. Mecburen bir hidrojen ihtiyacı var görüyor musunuz? Peki bu karbon zaten bir tane bağ yapmış. O zaman ona 3 hidrojen lazım görüyorsunuz ki. O zaman bu yanındaki karbonda en sondaki de aynı şekilde 3 hidrojen gerekiyor. Yapı bu. Şimdi ne yapacağız? Burada hidrojenler doyuracağız. Bak buraya 3 hidrojen lazım mecburen. Yanındaki karbon 3 bağ yaptığı için 1 hidrojen lazım. Hemen buradaki karbona bakalım gene. Bak şu karbon 1, 2, 3 bağ yaptığı için buraya hemen 1 hidrojen lazım görüyorsunuz ki. Buraya da 2 hidrojen lazım. Buraya da 2 hidrojen lazım. Buraya da, hidrojen lazım. Buraya da 3 hidrojen lazım. İşte yapı bu. Ve kaç karbon var burada bakarsanız? Arkadaşlar bakın. Ana zincirde 6 karbon var. Şuradan da 3 karbon geliyor. Toplamda 9 karbon. C9. Peki normalde C9 H20 olması lazım ama bir tane iot var gördün mü? He, o zaman iot yerine yani hidrojen yerine iot almış. O zaman demek ki şöyle olması lazım. C19, C9, H19 iot. İyodur. Böyle bir şey var. Hidrojenleri sayın isterseniz bakın inanmıyorsunuz bana. 3, 4, evet görüyorsunuz 3 daha 7, 8, 3 daha 11, 9 değil mi görüyor musunuz? 11 ee, oldu. Ne oldu yanlış mı saydık ya? Arkadaşlar bir dakika özür dilerim. Yanlış saydım herhalde. 3, 4, <laughs> 7, 8, 3 daha 11, 12. Evet 2 daha arkadaşlar. 14, 16, 19. Evet şimdi doğruyu saydık görüyorsunuz ki. Bu şekilde yapıyı oluşturduk. Geldik şimdi bir tane notumuza. Alkanları isimlendirirken bir taktiğimiz daha var. Onu da vermek istiyorum. Bir de şeyi metana benzeterek de isimlendirebiliyoruz. Yani bazen karşınıza gelebilir. Metan CH4 zaten değil mi? Yani yapıya bakarsanız karbon etrafında 4 tane hidrojen var. Mesela birinci moleküle bakalım. Bak şu karbonu göre, görüyor musunuz? Bu karbonun etrafında dört tane hidrojen olsaydı metan öyle değil mi? Ne yapmışız? O hidrojenleri kaldırmışız yerine bak ne koymuşuz? Metil, 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 metil. Dört tane metil bağlamışız. O zaman buna şöyle diyebiliriz: Tetra metil diyoruz. Yani yan dalları söyledik. Ama bu nedir? Tek karbonlu metan. İşte olay bu. Böyle isimlendirebiliriz. Ha hocam bunu ben 2-2 dimetil propan evet isimlendirebilirsin evladım. Hocam işte neopentan evet neopentan aynı zamanda bunu da söyledik ama tetrametil metan da aynı zamanda. Peki bakalım şimdi şu karbonu görüyor musunuz? Bu karbonun etrafına 4 tane hidrojen koysaydık metandı. Ne yapmışız? Hidrojenin biri gerçi duruyor. Ama bak buraya bir tane metil bağlamış hidrojeni kopmuş. Buraya ne koymuş? Bak hidrojeni koparmış. Etil bağlamış. Buraya ne koymuş? Bir tane daha etil bağlamış. Bak o zaman bak burası bir etildir. Burası da bir etildir. Burası da bir metildir. Ne yapmış? İki tane etil bir tane metil bağlamış. Oradaki hidrojenleri kaldırarak. O zaman dietil diyoruz. Evet. Sonra metil diyoruz. Ve ana zincirimiz zaten metan. Dietil, metil, metan diye de isimlendirebiliriz bunu. Haydi bakalım şimdi sorularımıza geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıda yapı formülleri verilen bileşen hangisinin yupak adı 2 metil pentandır? Bakalım numara vereceğiz tabii ki. Arkadaşlar bakalım bak. 1, 2, 3, 4, 5. He, ana zincirimiz bizim böyle 5 karbonlu oluyor zaten. Evet ikinci karbonda kim var? Metil var. Evet bunun ismi 2 metil 5 karbon. Ana zincirimiz pentan. Uygun. Sıkıntı yok. Peki devam edelim. Peki bak. Burada 1, 2, 3 aşağı ineyim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Aşağı doğru ineceğim. Burada CKH5 var yalnız. Bak şunu ben şöyle yazsam. CKH5'i şöyle sileyim ister misiniz? 2 karbonlu ya bu. Şöyle bakın arkadaşlar. Olay şu olsun. CH2, CH3 yapabilir miyim? Yapabilirim. Bak o zaman şöyle yapsam. Ooo bak 5 karbonlu oldu mu? Oldu. Evet. E, 1, 2, 3, 4, 5 yazdığımda ikinci karbonda metil var. Yani 2 metil pentan. Evet bu da oldu yani. Peki devam edelim arkadaşlar. Başka nasıl yapabiliriz? Başka var mı? Şimdi bu diğerine bakalım. Bak şöyle baksan bu 1, 2, 3 karbonlu. Ama daha fazla karbon var gibi 3. öncülde. Bak şimdi görüyor musunuz? Evet. Şöyle yaparsam burada aslında 5 karbon var. Görüyor musunuz? Evet. Dolayısıyla yapıda şu var aslında. Şöyle gitmem gerekir. Böyle gidersek ne olur bu durumda? En uzun karbon zincirimiz zaten 5 karbonu ve 1 2 çünkü yan dal buraya görüyorsunuz ki yakın olsun. 3 4 5 2 metil pentan. Burada 3 bileşiğimizde 2 metil pentanmış. E şıkkımız olur deriz cevabımız. Geldik 4'e. Şimdi 4'ün soruda ne var? 4'ün soruda bir tane molekül var. Şimdi bu molekül için hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakalım burada en uzun karbon zinciri bularak öncelikle isimlendirme yapmam lazım. Çünkü birinci öncüle diyor ki yufakadı şudur. En uzun karbon zinciri şu mu? Evet gördük bu şekilde verilir. Peki mesela bakalım en uzun karbon zincine baktığımız zaman nereden numara vermem lazım tabii ki. Yani incelediğimde sanki böyle soldan sağa doğru gidersek daha küçük sayıları buluyoruz değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oluyor. Bak böyle gidersek 2, 3 ve 5 5'te toplarsak 10 olur. Öteki türlü gidersek bak 2 de var. Ee, bak, 1, 2, 3, 4, 5 olsaydı 6 olsaydı mesela bakarsak o zaman ne olurdu? 2 de var. 4'te var 5'te var. E hangisi daha ekonomik? Üstteki daha ekonomik. O yüzden böyle gitmemiz lazım. Peki o zaman böyle yazdık. Yani önemli olan bizim için kırmızılar görüyorsunuz ki. E, evet şurayı o zaman silelim. Kırmızıları almış olalım tamam mı? Şöyle kafa karıştırmasın yani. Peki bunu böyle yazdıktan sonra bak ne var? 3'te klor var. Klor K ile başlıyor. Önce gelir. 2'de, de, 2'de ve 5'te metiller var. O zaman ne yapacağız? 3 kloro ya da klor fark etmez. 2-5 dimetil 6 karbonlu hegzan. Evet sıkıntı yok. 6 karbonlu. Peki doymuş hidrokarbon mu? Evet bu doymuş. Çünkü karbonlar arasında hiç çiftli bağ yok. Bakın tüm bağlarımız tekli. Ama arkadaşlar bir hidrokarbon mu acaba? Hidrokarbonda klor olur mu? Bak klor var. Arkadaşlar klor olmasaydı hidrojen olsaydı evet hidrokarbondu. O yüzden bu ifademiz olmaz. Biz böyle yapılara ne diyoruz musunuz? Alkil halojenür diyoruz. Hani alkile bağlı bir halojen gibi düşünelim. Kapalı formülü bakarsanız zaten kaç karbonlu incelediğiniz zaman 8 karbonlu C8 hidrojen arkadaşlar normalde sayarsanız 17 hidrojen var ve bir de klor var zaten e, sayalım isterseniz Hani emin olmak için isterseniz arkadaşlar 3 burada 3 de burada 6 bir de buradan 7 bir de buradan gelir 8 2 de buradan 10 11 e, görüyorsunuz ki arkadaşlar şuradan da gelir 7 tane 6 tane oradan gelir 17 evet C8H17 bir de klor var zaten doğru geldi. E cevap da bu durumda 1 3 yani C seçeneğimiz oldu deriz. Geldik dersimizin son sorusuna. Diyor ki bir karbon atomuna bir tane etil, bir tane metil, bir tane izopropil grubu bağlanırsa bileşiğin yupak adı ne olur? Şimdi bak bir tane karbonumuz var. Buna biz bir tane metil bağlayacakmışız. Metil zaten kolay. CH3. Etil diyor. Etil C2H5 ama ben bunu açık açık yazmak istiyorum. Bak 2 karbonlu ya şöyle yazayım isterseniz. 1 2 evet bak şuraya iki hidrojen lazım çünkü iki bağ yapıyor zaten Görüyor musun? bak 2 bağ yaptı için 2 hidrojen lazım. Sondaki karbon da bir tane bağ yaptığı için 3 hidrojen lazım. E zaten bakarsanız toplarsanız aslında şurayı arkadaşlar e, toplama C2H5 yani e, görüyorsunuz etil oldu. Peki bir de ne var izopropil. İzopropil de bir yere bağlayalım. İzopropil deyince arkadaşlar 3 karbonlu aslında C3H7'dir ama C3H7 ne olacak? 1 2 3 şu ortadaki karbondan bağlanacak. Yani olay şu. Ee, onu da farklı bir renkle gösterirsem mesela neyle göstereyim? Ee, pembeyle falan gösterebilirim. Mesela 3 karbonlu şöyle yapayım isterseniz. Evet. Ortadaki karbondan bağladım. Bak şuraya 3 hidrojen lazım. Buraya 3 hidrojen lazım. Buraya da 1 hidrojen lazım. Yapı bu. Peki şu anda şu karbona ne ihtiyaç var? Bak 1, 2, 3 tane bağ yaptığı için. Bu karbona bir de hidrojen lazım. Bir hidrojeni şöyle gösteriyorum. Peki şimdi burada baktığım zaman ana zincirimiz kaç karbonlu oluyor? Şimdi bakın şöyle 4 karbonlu bir zincir var gibi ama Acaba 4 mü? Daha fazla bir karbon olabilir mi? Bence burada 5 karbon var gibi arkadaşlar. Bak şöyle gitseydim. Ooo gördün mü? 5 karbonu yakaladık mı? Yakaladık bence. Pekala nereden numara vermem lazım? Bakın şimdi önce bir kere onu bulduk. 5 karbonu bulduğumuzu gördük. Şöyle ben bunu siyahla şu şekilde alayım. Evet. Numara verelim. Numara verirken tabii ki yan dallara bakıyoruz değil mi? Bak şimdi yan dalımız bir tanesi burada bir tanesi burada. Böyle gidersem 1, 2, 3, 4, 5 yani 2'de ve 3'te Diğer türlü gitseydim. Şöyle gitseydim. 1, 2, 3, 4, 5. Yani olur 3 ve 4 de olurdu. Ama o da istemezdik değil mi görüyorsunuz ki. O zaman demek ki böyle olması lazım. Ne yapacağız? Bak ikisi de metil zaten. 2, 3 dimetil diyoruz. 5 karbonun zincirinin ismi de pentandır. Evet cevap da o zaman ne gelir? A seçeneği gelir deriz arkadaşlar. Evet. Gençler dersimizi bir, biraz uzattık. Kusura bakmayın ama gerçekten açık açık anlatmak istedim. Yani şöyle olsaydı böyle olurdu. Şu yönden ötürü biz numaralandırıyoruz falan filan gibi. Şunun sebebiyle biz bu yönü seçtik gibi böyle açıklamalar yaptım zaten görüyorsunuz. Ama inşallah verim almışsınızdır derslerden arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi bugünün dersleri bitti ama tabii ki organik kimya bitmedi. Devam edeceğiz. Alkanlarla çalışmaya devam ediyoruz. Alkanlar bittikten sonra soru bankasına ödevler vereceğim ama siz tabii ki soru bankanızı hazır edin. Eğer önceki ödevlerinizi yapmamışsanız mutlaka yapın. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hedefimiz full görüşmek üzere.